seyircilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Süper, harika, harika seyircimizle, ekranları karşısındaki şahane seyircilerimizle güzel bir gece yaşayacağız inşallah. Dünyanın dört bir yanından buraya gelen seyircilerimiz var. Avustralya'dan, Berlin'den gelen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şahane seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli, güzel bir gece geçsin inşallah. Sizinle güzel, tiyatro seyircimizle güzel. O yüzden burada olduğunuz için çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Evet. Bugün çok güzel, şahane bir konuğumuz var. Usta tiyatrocu, televizyoncu, şahane programcı. Çok tatlı muhabbeti olan, çok sevdiğim bir abim, hocam. Bir usta geliyor. Alkışlar Ahmet Mümtaz Taylan için sevgili misafirler. Avustralya'dan ayağımın tozuyla geldim. Aşağıya mı geçiyoruz, uzatmayayım. Avustralya'dan. İçerisi heyecanlı geçiyor. Haydi geçiyoruz. Çok güzel hareketler. Başlıyor alkışlarınızla. Merhabalar. Ben bir soruyla geldim. Salonda, burada ev arkadaşı olan var mı? Hala mı, eskiden mi? Ya eskiden de olur hocam, olur. Siz anlatacaksanız. Hocam peki böyle ev arkadaşınızın evet. olmamasını istediğiniz, tek yaşamak istediğiniz anlar oluyor muydu? Olmuyordu. Neden biliyor musun? Dikmen'de berbat bir bodrum katında okuyorduk konservatuvarda Levent Ülgen'le. Isınmak için birbirimize sarılıp yatıyorduk. Olmasaydı, birimizden biri olmasaydı öbürü de okulu bitiremezdi yani, anladın mı? O kadar soğuktu ve yalnızdık. Ya çok güzel. Ama yani Levent Ülgen de avantajlıymış abi yani. Sen sarıp sarmalıyorsun, sıcacıksın. Ben o zaman böyle iri değildim. Değil miydi? Yok yok. Avantaj olmuş. Kıl gibiydim. Peki ben başka bir soru soracağım. Şimdi mesela kız arkadaşınız gelecek. Hocam bunu da size mi sorayım bilemedim. Sor yavrum, sor. Sonra konuşuruz, hesaplaşırız. Sen sor. Şimdi mesela kız arkadaşınız gelecek. Atıyorum film izleyeceksiniz. Gitsin istemez misiniz? Canikom, bu sözünü ettiğim 80'li yıllar. Bizim evimizde televizyon falan yoktur Levent'le. Biz birbirimize bir kitabı yarım yarım okurduk. Yarısını ben yüksek sesle okurdum. Yarısını o okurdu. Öyle vakit peki geçirirdik. Peki yani ısınmak için insan çağırıyor muydu odun dışarıdan? Sobası, odun sobası vardı. Hayır yani 3-4 kişi gelip birbirinize sarılıp ısınıyor muydunuz? Toplu ısınma yapmadık yani. Biz bireysel ısınmayla idare ediyorduk. Hani dışarıdan ısınmayı kabul ediyor muydunuz yani? Yok. Biz kendi içimizde ısınıyorduk. Evet, şimdi de gelecek skecimizde karakterimiz... Kız arkadaşını yani flörtünü etkilemek için 3 kişi yaşadıkları evde ben tek yaşıyorum demiş. Bakalım başına neler gelmiş. Evde tek başına geliyor. Hilmi ile beste yazdı. Kocaman alkışlarınıza. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk çiçeğim. Oğlum ne diyorsun ya? Niye geldin sen eve? O ne demek lan? Niye gelmeyeceğim lan? Oğlum ben gruba mesaj attım ya, kız gelecek dedim. Ha kanka, ben grubu sessize aldım. Sevmediğim tipler var grupta ya. Biz varız oğlum. İşte galiba sizi sevmiyorum lan. Kanka ben kıza tek yaşıyorum dedim. Senin acil gitmen lazım. Oğlum sen mal mısın? 1+1 evde 3 kişi yaşıyoruz ya. Tek ne? Tamam işte, bu kulağa hoş geliyor mu? Öğrenciyiz yani. Ne yapalım bu? Kanka o da öğrenci ama tek yaşıyor. Kız bayağı zenginmiş. Ben dedim ki biz de zenginiz dedim. Ben de tek yaşıyorum dedim. Ortam yaptım. Kurban olayım, bozma ya. Ortam dediği de makarna ya. Oğlum bayağı öğrenci işi lan yani. Ne var oğlum? İtalyanlar da yiyor. Kanka yoğurt koyup üzerine ketçap sıkmışsın. Ya Danilo görse Türkçesi düzelir adam. Bence müthiş bir tat. Ya kanka vallahi uykum var. Ben içerideyim. Biraz uyuyayım, bana bulaşma. Ne olursun. Ah be kardeşim be. Belki bu kardeşin kıza odada pul koleksiyonunu gösterirdi. He. İçeri götür de ikili ranzayı görünce deli sansın. Tek yaşıyorum ama her gün birinde yatıyorum dersin.
Hadi ben gidiyorum. Geldi. Tamam bak, yapma. Kurban olayım odadan çıkma. Tamam oğlum, tamam ses mı? Yapmayız ya. Lan hadi git. Ha tamam. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk, merhaba. Alayım ceketini istersen. Uyur, çantamı da. Aman, hadi. Hoş geldin. Ay, evin çok güzelmiş Yiğit. Teşekkür ederim. Böyle işte mütevazi. Ya. Bana kadar. Evet, kutu gibi sana kadar gerçekten ya. Evet, yetiyor, yetiyor. Neler yapıyorsun? Tek yaşıyorum. Tekim yani, hep tek. Tek tabanca. Ah. Kimse yok. Nasıl yani? Bayağı tekim falan, sıkılıyorum evde, ses olmuyor. Ha. Öyle, iyi ki geldin. Ya iyi ki geldin. Bak ben de hangi arkadaşıma gitsem ev arkadaşı var ve ben hiç rahat edemiyorum öyle. Evet, çok kötü. Biz burada mesela çok rahatız. Kimse yok. Ay. Ya yemekten önce bir ellerimi yıkasam olur mu? Tabii. Lavabo ileride solda. Tamam. Bak sağ gibi gelir, aman diyeyim, solda. Tamam. İçinden tekrar et. Sol, sol, sol de. Sol, sol, sol. Tamam. Kalem tutmadığın elin. Ha, ben solağım. Allah aşkına git. Selamünaleyküm. Ulan normalde evin yolunu bilmezsiniz. Sen de mi okumadın mesajı? Niye geldin eve? Saçma sapan konuşuyor. Kendi evim değil mi lan? Evime geldim manyak. Oğlum görmedin mi mesajı? Yo, telefonumun şarjı bitti benim ya. Kanka kız geldi içeride. Ben tek yaşıyorum zannediyor. Sen hemen git. Hemen gidin lan. Saçma sapan konuşma. Kendi evime geldim. Gitmiyorum bir yere ya. Manyak mıdır nedir ya? İyi o zaman. Ben de Buse ile geçen akşam nasıl hazırlıklarla dans ettiğini söylerim. Çi, tamam. Tamam oğlum. Gidiyorum. Dur. Manyak mısın? Nerede? Gitmiyorum demedik ki. Ait kim? Uşak. Uşağım bu benim. Yok Emoa. Hazırlıklar tamam mı? Hazırlıklar. Hazırlıklar. Hey, hazırlıklar tamam. Hazırlıklar tamam. Hatta lütfen sizi hemen masaya alayım ben. Buyurun, buyurun lütfen. Şöyle geçin, yemeği hazır. Şöyle buyurun. Çok özürüm, silmeyi unutmuşum. Aç, tamam. Buyurun, buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Bunu da... Şöyle hemen silin. Şöyle, teşekkür ederim, buyurun. Tamam, çekilebiliriz. Teşekkür ederim. Ya, bir artı bir evde ne uşağı anlamadım. Ah Zeynepciğim, ben böyle, ben rahata alışmışım. Ben dadıyı zor bıraktım İstanbul'da. Ah. İlle de ben de geleceğim, ben de geleceğim. Ya dadı diyorum, bırak senin eski dadın yok diyorum. Anlamıyor. Ya bizim de aile evimizde tabii bir sürü çalışanımız var ama yani... ...öğrenci evinde uçak biraz şov bence. Ya şov bizim işimiz hayatım ya. Sezgin! Buyurun, buyurun. Hadi yap şovunu. Ne şov yapacağım lan mamsın? Oğlum yemekleri sun işte. Yemekleri sun. Evet, bugün sizlere... Makarna yatağında yoğurt ve ketçap yaptım. Bu bildiğin yoğurtlu makarna. Hayır, hayır. Yoğurtlu makarna değil. Bakın, bu makarna siestamo. Urfa muara kesta kestama. Çabuk içeriden bir şey al, temizle orayı. Çabuk. Urfa. Çabuk. Çok hele. Özür dilerim. Çok özür dilerim şimdi. Biri yardım etsin. Biri yardım etsin. Neyse, normalde etmem ama. Buyurun, buyurun lütfen. Lütfen, çok özür dilerim. Onları getir, değiştir, gel. Değiştirip geliyorum. Evet, evet. Urfa mağara kes. Lan git, durma. Sezgin'cim, gelirken bize içeceklerimizi de getir. Çok özür dilerim. Evet, kokteyl ama, kokteyl ama. Urfa mor. Çok özür dilerim. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Çok özür. Ne yapayım ben sana şimdi? Ben sana bir daha bu evde bir şey dökmeyeceksin demedim mi? Çok özür dilerim. Ya tamam, ben şey yapayım. Gidip lavaboda üstümü temizleyeyim, olmaz tamam, mı? Tamam, sen temizle, ben de bunu döneyim. Tamam, Yiğit bir dakika. Benim çok alakası, aklıma bir şey takıldı. Oradaki kim? Çok alakası oldu ama. Onun ben... Ne? Onun ben hakkını ödeyemem. Dedem o benim. Dedem. Tabii, rahmetli. Rahmetli deden. İyi, tamam. Allah rahmet eylesin. Ben üstümü temizleyeyim, geleyim. Vurmayın, vurmayın. Nasıl bir şerefsiz? Ne yaptırdın lan bana burada? Saçma sapan şeyler yaptırıyorsun. Oğlum ben bir şey yapmadım. Sen döktün. Niye döküyorsun? Bir tepsi taşıyamıyorsun ya. Tepsi mi tutmuşum lan ben hayatımda? Şov yaptırıyorsun bana burada. Anlama, anlama. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bana böyle saçma sapan şey. Ben uşak olmak istemiyorum. Ben bahçıvan olmak istiyorum. Karın kaslarım da var hafiften. Oğlum evde çiçek mi var? Ha, uşaklık okey yani eve, öyle mi? Bir artı bir.
Ya bakayım şimdi ya. Ben bakayım uşağım ben. Dur, ben bakarım. Annem! Annen ne alaka şimdi ya? Ne bileyim ya, kendi çocuğun evine niye geldi acaba kadın biz? Allah Allah! Bir şekilde gönderemedim. Hah, Yiğit. Kim geldi? Annem. Evet, uşağın annesinin gelecek hali yok ya, benim annem geldi. Sezgin, açsana kapıyı. Tabii ki. Aç, açıyorum aç. Ben o zaman. Aç, yapacak bir şey yok. Tamam, açtım. Oğlum, niye açmıyorsunuz? Aç oldum ben. Arıyorum, arıyorum. Niye açmıyorsun telefonunu? Görmemişim. Tamam, al şunları dolaba götür, mutfağa diz. Lan kadın bildiğin uşak gibi davranıyor bana. Tamam efendim. Hadi yalakalık yapma, iş yap. Hoş geldin. Ay, hoş buldum, hoş buldum. Kim bu hanım kız? Kız arkadaşım Zeynep Nebat. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Sen gelmeye bana su getir. Oğlum ben bu kadının uşağımışım ya. Tabii efendim. Tanıştınız. Zeynep sen anlat. Biz aynı bölümde okuyoruz. İşte böyle ders arası kantin derken, sınav haftasında kütüphane falan derken böyle iyi, tanıştık. İyi. Şöyle buyurun. Çekilebilirsin. Çok sevindim. Bak Yiğit pırlanta gibi çocuktur. Bu işe yaramaz gibi değil. Konunun benimle ne ilgisi var ya? Ay, sus! Sus, ben buna hiçbir şey öğretemedim. Yemin ediyorum, ne dediysen bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Kahve yap bana. Ulan. Ulan yıllarca nasıl fark etmedin? Dur, Sezgin. Vazgeçtim, sen şimdi onu da beceremezsin. Ama çok yüklenmiyor musunuz? O sadece bir uşak. Uşak? Trabzonlu'da. Haçan uşaklıydı. Anladım, anladım. Yavrum, uşak da bunun gibi uşak olmaz olsun. Ben ne çektim bu uşaktan? Neyse, hadi size doyum olmaz. Ben biraz içerideyim. Siz rahatınıza bakın, tamam mı? Ben yokmuşum gibi. Tamam. Ben de odayı göstereyim. Bakayım müsait mi diye. Ay göster. İşe yaramaz. İçinde var, içinde. Ben... Nasıl annem, çok tatlı. Evet, çok tatlı ama ben kalksam... annen geldi ya. Ben sonra yine gelirim. Olmaz mı? İyi, tamam. Ben bırakayım seni o zaman. Tamam. Yok, hayır. Hayır, sen benim... Ben kendi başıma giderim. Kendin mi? Annem, ben kendim. Sen bana ceketimi versen tamam, yeter. Tamam, ben sana ceketini tamam, getireyim o zaman. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tamam, o kadar yakışıklı değilim ama böyle korkulacak bir şey de yok ya. Yiğit, Yiğit, rahmetli deden geldi, görüyor musun? Yiğit, rahmetli deden, bak görüyor musun? Sen de görüyor musun orada? Yo, görmüyorum ben, nerede? Beni sadece sen görebilirsin kızım. Oğlum ben sana demedim bu odadan çıkma diye ya. Ya ne yapayım, Sezgin'in annesi geldi ya. Ceren de aradı, gel buluşalım falan dedi. Yavrum ne oluyor, ne bu ses, ne bu görüntü? Ya kız İsmail'i görünce bayıldı. Öyle anlatırsan ama şimdi. Ya, ne oldu buna, niye bayıldı? Ya aslında olan şu Nebat teyze, ben kıza tek yaşıyorum dedim. Siz gelince ortalık karıştı. Sezgin'e uşağım, seni de annem sanıyor. Tamam, çok büyük yalan değil, toparlarız. Toparlar mıyız? Kurtarırız. Buradan... İsmail'i de rahmetli dedem sanıyor. Eşeğin bacağı. Tamam, ben de. Şimdi Yiğit, benim oğlum. Ben seni oğlum gibi severim zaten de. Ben şimdi öz oğluma nasıl uşak gibi davranacağım? Nasıl olacak? Ah anam, ah. Nasıl yapacaksın acaba anne? Vallahi bilmiyorum. Şimdiden kusura bakma. Tamam, tamam. Peki İsmail'i halledebilir miyiz? Ben de. O iş, sen içeri git İsmail. Ha yok, benim 5 dakikaya çıkmam lazım ya. Ceren bekliyor oğlum, ben gitmem lazım. Yavrum, kız seni ruh sanıyor. Nasıl çıkacaksın? Siz bana bırakın. Ben çözeceğim. Bana bırakın. Oğlum, ben Zeynep'i uyandım. Uyan, tamam. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Yiğit, Yiğit, içim geçmiş biliyor musun? Rüyamda rahmetli dedeni gördüm. Yok kızım, rüya değildi o. Gerçekten geldi, sana göründü o. Arada gelir gider. Ne? Ya ne güzel, rüya diyor işte. Ne yapıyorsun ya? Bağır anne! Ne oldu, gördün mü? Tabii yavrum. Korkacak hiçbir şey yok. Seni sevmiş demek ki, iyilere gözükür bu. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Sen hem neondan korkacaksın. Sana ne yapabilir? Sen aslında yaşayanlardan korkacaksın. Çay içelim, değil mi? Sakinleşelim. Sezginciğim. Zahmet olmazsa yavrum, bize çay getirir misin? Lan, kendine de al. Uşağı benden daha iyi davranıyor ya.
Evde yokuz ya, yokuz evde. Sezgin kapıya bak. Ya da yorulma ya, şimdi uşağı da her iş yapılmaz. Ben açarım. Bak daha ya. Hayırlı akşamlar, selam aleyküm lan. Baba sen ne alaka ya? Sen doğduğunda ben de aynı tepkiyi verdim biliyor musun? Dedim bu ne alaka dedim ya. Ne demek ne alaka ya? Senin yaşadığın ama benim kirasını ödediğim eve geldim sonuçta yani. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum bebeğim. Kocacığım gel böyle. İnsan bir şey diyeyim, bıyığı boyadım, kadın ondan düştü. Muhtemelen ondan düştü. Öğrenci gibi süpermiş ya. Allah belanı versin. Otur kocacığım. Hayatım istersen içeri geçelim biz. Müsak. Baba yok baba. Beyefendi otursanıza. Beyefendi nereden çıktı? Akıyorduk ne güzel ya. Ne oldu? Lan bana bak, babanın durumdan haberi var mı? Yok oğlum, o doğuştan rahatlamış. Yiğit, benim artık gerçekten gitmem gerekiyor. Ben bırakayım seni. Hayır, sen beni bırakamazsın. Yok yok, ben bırakayım. Hayır, sen bırakamazsın. Ben sana yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Evet. Ben zengin değilim. Yurtta 15 kızla yaşıyorum. Ben bu aileye ayak uyduramam. Bana yalan söyledin öyle mi? Dur, sakin ol. Sen tamam. Nasıl bana yalan söylüyorsun ya? Sakin ol tamam. Sana evimi açtım. Uşağıma hizmet ettirdim sana. Annemle, babamla, ulan ölmüş dedenle tanıştırdım seni. Anan evde miydi oğlum? Niye söylemiyorsun ya? Ölmüş dedem diyorum, hala anan evde miydi diyor. Yavrum sen ne anlatıyorsun? Anlatsana kıza gerçekleri. Bebeğim sen sinirlenme, gel otur şuraya. Suat amca sen de uzatma istersen. Amcacığım lütfen. Ne gerçeği, ne oluyor? Kızım, uşak benim oğlum. Dizilerdeki gibi, çok dramatik. Saf ayol bu. Yok kızım yok, uşak değil bu çocuk. Sezgin benim oğlum. Bunlar da ev arkadaşı. Bu kim? O benim gerçekten babam ya. Yine bunun babası çıktım ya. Keşke benim de başka bir şey çıksaydım ya. Ya Zeynep şimdi şöyle, biz 1+1 evde 3 kişi yaşıyoruz. Biz ikimiz, bir de dedem sandığın İsmail. Yani sen böyle ben zenginim tek yaşıyorum deyince ben de altta kalmamak için ben de tek yaşıyorum dedim. Tamam bir şey yok, iki fakir zenginiz yalanı söylemişsiniz. Sorun yok. Heh. Öyle mi diyorsun? Yani 10 dakika daha gecikirsem yurda atılacağım diyorum yurttan. Hadi yapsam gel, ben bırakayım. Hadi. Ceketini al, ceketini. Ey Zeynep. Ne lan? Ben şimdi hiç kimseye bir şey yapmadan bu evden çıkıp gideceğim. Kapıdan geçip gideceğim. Seni çok sevdim kızım. Torunumla evlenebilirsin. Teşekkür ederim. Şöyle öpeyim. Çok açmaz. Açmadan çok teşekkür. Ya ben ilk defa Ruhu görüyorum ya. Rica etsem şöyle kapıdan geçseniz de ben de bir görsem bu anı. Ya ben öyle çok şov yapmayı sevmiyorum. Yani şimdi hayalet izleye de yani. Lütfen bir kere ya şu kapıdan geçin, ben de bir göreyim ya. O zaman ben ruhlar alemine geçiş yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağıdır yapmıyorum, tutukluk yapıyorum. Şöyle bir stil vardı, başka bir yerden öğrenmiştim ben. Şöyle göstereyim. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay 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 vay. Ahmet abi, ne diyorsun? Bu program çok zil yaptı diyorum ya. Zil geldi. Yazarlarımız Hilmi ve Beste birlikte yazdı. Beste gel bakalım. Ve zil geliyor. Bravo.
Yani matematiği, efendime söyleyeyim, oyunculuklar. Yani çok zor bir şeyi. Normalde böyle bir hani yanlış anlaşılma, vodvil tarz dediğim skeci oynayıp matematiğini tam tutturmak için aylarca prova yapmak lazım. Allah da yardım etti. Garip bir şekilde makarnayı dökmen... Ben bir şey söyleyeyim mi abi? Onu gerçekten ben provada yaptım, şahitsiniz. Hatta deneyebilirim, gösterebilirim nasıl yaptım. Gerçekten... Hayır, bir şey söyleyeceğim. O. Döktün ya... Onu da sonra da şeyi de meyve suyunu da döktün ya. Evet. Onu çalışmışsınız, bilerek dökmüşün gibi durdu. O zaman güzel olmuş. Tamam. Çok özür. Seyirci anlamadı onu yani. Allah da yardım etti dediğim şey o. Yani Allah yardım etmişti sen açık etmeden önce. Ben açık ettim. Sen gerçekten onlar elinde takla atıp tekrar makarnayla kalkabiliyor muydun? Kalkıyordu abi. Ya boş tabakta ya. Bak o makarna dökülmese bu kadar tatlı olmazdı bu iş, biliyor musun? Allah. Nefis yani. Gerçekten öyleydi. Ben hakikaten coşkuya geldin, gaza geldin. O yüzden takla attın zannettim. Provada denemedin bile zannettim. Çünkü Ömer buna layık yapar yani. Ömer böyle bir şey yapar dedim. Sen boş tabakla takla at, hata yaptın. Sabah çok güzel atıyordum ya. Sadece yoğurtla makarna kayganlaştırıcı bir zemin oluştu. Bu etkileşimden dolayı o zemin bize burada şey yaptırdı. Ama gerçekten hediye. Öyle olması çok güzel, çok sevindirici. Vallahi çok güzel oldu. Ya burada birkaç katman var, skeçten çıkamıyorum. O yüzden yani annenin oğluna uşak gibi davranması da süper yazılmıştı yani. Yani o da çok yeni bir şeydi. En son bir finali bu kadar hani sağa sağa oynamak evliya, oradan yok olma gitme, baştan sona kurgu, her şey şahaneydi ya. Vallahi helal olsun dostlar. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ve revizenize sağlık diyorum yani, gerçekten defalarca yazılıyor abi. Dün bir daha, gece bir daha, sabaha kadar bir daha. Böyle de güzel ödülü oluyor işte. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler. Efendim şimdi ilk skecimizin adı komşuculuk. Bir şey fark ettim, hepimizin komşusu var. Az evvel fark ettim bunu, düşündüm. Komşusu olmayan yok. Yani villada yaşayanın bile komşusu var. Dolayısıyla böyle problem yaşayabiliyoruz komşularımıza. Var mı aramızda böyle komşusuyla gürültü problemi yaşayan? Aha bak bir sürü el de kalktı ha. Kalktı mı? Şurada bir hanımefendi var. Bakayım. Merhaba, evet siz. Şöyle ben 40 dairelik bir binanın yöneticisiyim aslında. Of be, evet. Tam aradığımız interaktif. Yani benim hiç kimseyle bir problemim yok. Herkesin sizle problemi var. Hayır, ama. Herkes problemini bana anlatıyor, evet. Apartmanda aldığınız en çılgın şikayet, en saçma da olabilir. Alt komşum var Gizem. O Gizem'in altında İsim da... Tabii. Gizem benim samimi arkadaşım tabii. Onun altında da 3 tane yaşlı teyzemiz yaşıyordu. Yaşlı teyzeler şey diyordu... Ya kadın ağda partisi yapıp balkondan aşağı ağda bezlerini atıyor falan diyordu. Böyle ağda... bir iftirayı düşünemiyorum. Tabii. Yaşlılar mı atıyor? Yaşlı teyzeler. Evet evet. Yaşlı teyzeler apartmanda ağda abi. Partisi yapıyorlar. Hayır. Gizem güya yapıp yaşlı teyzelerin balkonuna atıyorlarmış. Gizemler mi yapıyor bunu? Gizemler yapıyormuş, evet. Aa. Senin arkadaşın Gizem. Arkadaşım Gizem, evet. Ağda partisi yapıp yaşlı teyzelerin balkonuna atıyor. Evet. Halbuki tabii ki öyle bir şey yok yani. He abi yok ama öyle o kadar şey. Güzel kuruyorlar ki inanılmaz şeyler kuruyordu teyzeler. Ha bu uydurma hikaye. Ha, kesinlikle uydurma hikaye. Hayır Gizem ağda yapmıyor mu yani? Hayır yapmıyor. Gizem epilasyon. Zemin ağda iyileşiyor. Yani ya, peki bu yaşlı teyzeler şu an benim ilgimi çekti yani... Onlar nasıl böyle bir kurguya gidiyorlar yani? Abi bence kendileri yapıyorlar, atıyorlar orayı, unutuyorlar ondan sonra. Yaşlılar ya. O da güzelmiş mesela, o da olur. O da olur. Halbuki mesela ağdayı yap, yukarı at değil mi? O da... Yapış. O da güzel. O da çiğ köfteye girer. Ya ben Gizem'den şüphelendim abi ya. Hepimiz bir şüphelenmedik mi Gizem'den? Gizem'den mi? Ben şüphelendim Gizem'den. Abi ben 3 yaşlı teyzeyle yaşamak istedim ya. Yani o... O evde yani böyle hikayeler kuran 3 yaşlı teyze bence mükemmeldir yani. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben bir alkış alalım ya. Efendim, çok teşekkür ederiz. Efendim, böyle komşularıyla sıkıntı yaşayan
bir arkadaş grubunun hikayesini izleyeceğiz. Komşuculuk geliyor. Cenan adı güzel yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Şu hale bak ya. Herkes eğleniyor, bir biz evdeyiz ha. Bayağı eğleniyor ha millet. Millet kopuyor ha. Millet... Oğlum sen ne okuyorsun ya? Abicim tarih okuyorum, Alparslan dönemi. Oğlum mal mısın? Dizisini izlesene. Ya bu böyle bir şey mi ya? Böyle bir şey mi abi bu? Hukuk okusaydım yargı mı izleyecektim? Saçmalama oğlum. Müge Anlı izleyeceğim. Ben yatıyorum abicim. Vallahi uğraşamayacağım seninle. Sabah sınavım var. Hadi iyi geceler. İyi uykular İlber Ortaylı. Abicim yatıyorum dedim. Biraz kızsana şunu. Saygı kanka, göster. Ben açmadım ki. Alt komşudan geliyor lan. Alt komşu. He. Ayıp be. Gerçekten ayıp be. Herkes eğleniyor. Bir biz evdeyiz ha. Ya onu mu diyorum abicim ya? Allah Allah. Ayıp yani, milletin işi var, gücü var. Şuna bak. Neyse kısarlar herhalde. Hadi. Daha da açın ya. Bir açın ya. Daha da açın. Enerji. Oğlum bunlar bizi duyuyor mu lan? Ama ayıp, sabah işi gücü var milletin ya. He? Sabah milletin işi gücü var, ayıp. Doğru diyorsun, insanlarda saygı kalmamış. Ney? Saygı kalmamış insanlarda. Katılıyorum. Ne içiyorsun? Su. Yatalım mı? Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ne dedin? İstersen daha sakin bir yere geçelim. Oğlum gece kulübünden kız mı düşürüyorsun? Ne bu? Ne? Manyak mısın ya? Hop! Arkadaşlar biraz... Biraz sessiz. Lan biz kime diyoruz lan? Kimsiniz lan siz? Sussanıza! Onlar da bana vurdu. Ya sen niye parkeye kafa atıyorsun ya? Çok haklısın. Gidip onlara atmam lazım. Ya oğlum saçmalama. Dur gel, başımıza iş almayalım. Otur şuraya. Lan ne iş almayalım ya? Onlar daha beni tanımıyor oğlum. Beni tanımıyorlar daha. Abicim biz de adamları tanımıyoruz ya. Belki manyaktır, psikopattır. Otur şurada ya. Ya uzatma kardeşim. Ben gidiyorum. Derslerini vereceğim. Tamam, telefonu da telsiz gibi kullanalım. 30 saniye gelmezsem, sesimi alamazsan hemen polisi arıyorsun. Tamam mı? Çaldırıyorum seni. Saçmalama Feridun. Arıyorum kardeşim. Bir... Bakar mısın ya? Ya çalıyor, tamam. He. Yazıklar olsun be. Oh. Beni isim soyisim olarak mı kaydettin? Evet. Ben seni canım ev arkadaşım olarak kaydetmiştim. Ya arkadaşım bunu mu tartışalım şimdi? Tamam tamam, ben anladım. Manyak mısın? Anladım ya? Tamam, anladım. Anladım. İçime attım ben. Niçin? İniyorum ben aşağıya. Oğlum sen inme, hayır saçma. Tamam oğlum, konuşmayalım. Uzakma. Bana bak, adamları sadece uyar. Kavga etme adamlarla. Feridun. Adamlarla kavga etme, uyar sadece. Küsüm ben senden. Arkadaşım salak mısın sen? Tamam uzatma. Yeter. Feridun. Bak at. Bak kapattı ya. Oğlum dayak yiyecek bu. Ne yapsam polisi mi? Ya da bana ne ya? Öf, dayak yesin Allah Allah. Aklı başına gelsin. Aa gitti. Aferin lan Feridun. Aferin lan. Oh. Aşağıda acayip bir ortam var ha. Sen adamları uyarmaya gittin, partiye mi katıldın? Felaket eğlendik kanka. Hala yani içim bak. Hadi, hadi geç içimde. Tamam neyse, bitti gitti hadi. Yok yok, bitmedi kanka, burada devam edeceğiz. Hadi, hadi ya, devam nerede edeceğiz. Kaldınız ya? Hadi! Feridun. Arkadaşlar tanıştık.
getireyim. Ortak yaşam alanındaki masrafları paylaştığım insan. Ev arkadaşım desem? Yok, artık o kadar yakın değiliz. Merhaba arkadaşlar, Mehmet Ali ben. Merhaba, ben Lütfiye, ben Şükriye. Ben Serenay. Sizde bir kaydırma yok mu? Bence her şey yerli yerinde. Bu arada biz tam tanışamamıştık. Ben de Feridun, bana kısaca F'de. Sağ ol. Feridun, ne yapıyorsun abiciğim? Tanışıyorum ya. Tanıştın, gittik. Evet, tam şey tanışıyor. Müzik yok mu? Müzik. O zaman dans tabii ki var. Ya, geç oldu, evet, ama sen Feridun. Ne kadar güzel dans ediyorsun. Dansçı mısın sen? Değilim. Ha. Nelerle uğraşıyorsunuz? Şş, biz çok tehlikeliyiz. Yanaşma. Ya sen ne diyorsun ya? Biz de çok tehlikeliyiz ha. Şş, ne iş yapıyorsunuz siz? Çeteyiz biz. Ya şuna bak ya. Şapşik ya. Biz de çeteyiz ha. Bu haydut. Tren soyuyor. Ama hızlı tren çıktığından beri işsiz. Evet, öyleyim birazcık. Abi kapatır mısın? Çok kusura bakmayın. Bölüyorum. Çok özür diliyorum. Gelir misin abi şöyle bir? Ne oldu oğlum? Kusura bakmayın. Ne var lan? Abicim tanımıyoruz, etmiyoruz. Sen niye getirdin eve ya? Ya neyi tanımıyoruz oğlum? Alt komşumuz işte. Neyi tanımıyoruz? Ya, tamam, kızlar tehlikeliyiz diyor. Kız çeteyiz dedi oğlum. Vallahi başımıza iş gelecek. Oğlum, misin ya? Şunlara bir bak. Senin başına daha önce böyle bir iş geldi mi kanka? Tamam abicim, uzatma. Kızları gördün, bir şey oldun sen daha hemen. Ya oğlum bir şey yapma ya. Hadi elimiz... Müzik açmıyor musunuz ya? Yok, müzik bitti. Ha, müzik bitti. Aa. Geç saat olduğu için şimdi diğer komşularımıza ayıp olur o yüzden. Ama biz R&B gecesi yapıyorduk. Ne gecesi? R&B. He, kitapçı değil mi ya? Ben anlatacağım sana daha sonra. Başka zaman hep beraber yine yaparız o geceyi. Olur mu? Gidelim o zaman. Ya ya ya, dur ya, dur. Nereye? Kalkmak yok ya. Tanımıyoruz demiştin ya, şimdi tanıyacağız. Rahat olun, oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ne oyunu ya? İtiraf oyunu. Tamam. Oyunun adı Ben Hiç. Nasıl oynanıyor? Ya şimdi şöyle, soruları ben soracağım. Yapmadığım bir şey söyleyeceğim, yapanlar içecek. Misal işte, ben hiç komşumun evine gitmedim diyeceğim. Yani tamam. Yapanlar içiyor, öyle mi? Doğru. Bravo, sendeyim var ya. Tamam. Sendeyim. Ya. Sendeyim. Var mıydı böyle bir şey? Vardı, evet. Şimdi mızıkçılık yapma abi. Tamam mı? Oyuna başlıyoruz. Tamam. Kızlar, ilk soruyu soruyorum o zaman. Tamam, hazırız. Herkes hazır mı? Evet! Tamam, soruyorum ama coşkuyu alamadım. Hazır mısınız? Evet! Bravo! Ben hiç yalan söylemedim. Nasıl? Evet, yalan söyleyenler işte. Çünkü sonuçta herkes yalan söylemiştir. Ya ama nasıl soru ya? Daha zor sorsana. Sen iste, ben sana soru bankası olurum. Hemen soruyorum. Senin istediğin yerden geliyor. Ben hiç öpüşmedim. Denk gelmedi arkadaşlar. Ne yapayım? Yazık ya. Yemin ediyorum içim parçalandı ya. Neyi kaçırdığını bilmiyorsun. O zaman şöyle yapalım. Mali için hadi bu el içmeyelim. Öyle bir soru soruyorum. Ben hiç hırsızlık yapmadım. Yani kanka temiz aile kızlar oğlum. Sakız bakız çalmışlar. Ne sakız çalmışlar? Kurban olayım ya. Yürü hadi şey yapalım. Tamam bitir, bana bırak. Tamam bana bırak. Ben hiçbir adamı dövmedim. Kanka illaki kavga edilir, bir denyo çıkar ya. Vallahi bir iyi geldi ha kızlar, bir iyi geldi. Sor iyi de sor. Ben hiç nezarette yatmadım. Ben hiç birini gasp etmedim. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Bitti ama içeceğim. Al lan. Ben hiç birini kaçırıp fidye isteyip sonra da onun böbreğini çalmadım. Hadi iç. Oh be. Ha. Sen ya. Dalak sayılıyor mu ya? Lan ne dalak sayılıyor mu? Manyak. Bana bak. Gönder bunları. Kurban olayım. Bak böbreği alacaklar oğlum. Ya, Allah aşkına yok ya. Oğlum sen saçmalama ya. Kız içeceğin etkisiyle öyle söylüyor. Şunlara baksana. Tertemiz aile kızları ya. Aile kızları abi. Ne riski mi güzel? Tertemiz ya. Kim? Sero! Sero ne ya? Benim kod adım. Ya senin kod adın mı var bir de? Abicim Serenay'ın kısaltması Sero. Ya sus lan. Ablacığım kim bu adamlar? Benim belalılarım. Belalı mı? Ya musallat oldular, bir türlü peşimizi bırakmıyorlar ya. Bir dakika ya. Biz buradayken
Kim musallat oluyor abicim? Ben buradayken kimse size bir şey yapamaz. Tamam mı? Sen kimsin lan? He? Kimsin lan sen? Az önce parkeden dayak yedin. Kimsin oğlum sen? Kanka o bir şey de... Bir saniye açıyorum. Açıyorum. İnsanca konuşalım. Belalı ne demek abi? Medeni insanlarız yani. Sonunda karşılaştık Sero. Burada konuşmayalım Sadullah. Nasıl bir konuşma ya? Kim bu kıl kuyruklar? Merhaba abi, ben Feridun. Abi sen niye kıl kuyruğu hemen kabul ediyorsun ki? Ben şu an her şey olurum oğlum. Ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyoruz ağam. Aa, ne oyunu? İtiraf oyunu. Yapmadığım bir şey söylüyorum, yapanlar içiyor efendim. Güzel. Güzel, bize de itiraf lazımdı. Hemen bu oyunu oynuyoruz. Geç. Oyun, geç tamam, şöyle, geç. Anlat istersen. Oyunu anlatırım. Misalen, örnek olarak şey, hani ben hiç kaçakçılık yapmadım diyorum. Ha. Yapanlar içiyor. Hayır. Afiyet olsun. Maşallah, Pablo Escobar gibi karılar. Çok güzel. Çok güzel. Yalan söylemek yok ama, tamam mı? Ya ne oyunu ya Allah aşkına ya? Evet ya, da şimdi soruyorum, cevap verin. Ben hiç dostuma kazık atmadım. Kanka ben elektrik faturası 550 geldi demiştim ya. 546 gelmişti. Canın sağ olsun, her türlü giriyor zaten. Tabii. Ne olacak? Kendi aranda konuşma lan. Abi, ama daha sakin olsak daha tatlı sorular. Evet evet, hani misal atıyorum yani ben bugün içime kırmızı don giymedim gibisine. Aynen. Hani yalan söylemeyecektik ya, öyle konuştuk. Lan Bekir. Yarım saattir oynuyoruz, bir yudum içemedim. Farkında mısın? Tamam, kes. Son soruyu soruyorum. Ben Sadullah'ın mallarını çalıp başkasına satmadım. Siz değilseniz ya, hani doğruyu söyleyeceğiz değil mi? Doğruyu söylüyorsun ki şimdi Sadullah abla. Bilirdin lan bana kazık attığınızı. Abi, gerek yok, bir dakika. Abi, bu kızlar ne yapmış olabilir? Yani temiz aile kızları bunlar. Annen abi. Şimdi geliyor temiz aile kızı. Yakarım. Yakarım Allah'a yakarım ha. Allah belanı versin Feridun. Ne bileyim oğlum. Temiz aile kızı diyorsun, dinamit çıkardı lan kız. Oğlum belki aile geleneğidir. Sero, ne oluyor? Ne oluyor? Size tehlikeliyiz demiştik. Son kez soruyorum Sero, mallar nerede? Asla bilmeyeceksin. Mallar nerede? Abicim ne malı ya? Senden bahsediyor Feridun. Evet. Soktun bizi şunun içine Feridun. Vallahi benim artık dayanacak takatim kalmadı. Abi sıkıyorum ha. Abla sıkıyorum ha. Abla sıkıyorum ha. Mali sıçıyorum ha. Sen böyle mi yapıyorsun ha? Oğlum kapıdan gelsene. Amirim gelemiyorum, sıkıştım. Tamam kal orada kal. Abi zile bassanız açardık yani. Abi çok kötüyüz, evimize şafak operasyonu yapıldı Feridun. Bir tamam. Bu eksikti Feridun. Gençler, gençler tamam sakin olun. Derdimiz sizinle değil, biz iki elebaşını alıp gideceğiz. Robocop? Ay, oh, çok şükür gidelim oradan. Beyler alın toparlayın burayı hadi. Saçmalama. Abla, görüşürüz sonra. Sen bize haber ederim. Silah almayın. Kalk! Yürü lan! Komutanım biz oyun oynuyorduk ya. Mesela ben hiç polisten kaçmadım. Yalan yok. Ya yürü be! Ya sen ne kadar sinirli bir adamsın ya. Sinirliyiz de biri soruyor mu neden diye. Neden? Boşanıyorum ya. Yengenle çok kötü oğlum aramız. Tamam önce ben Emre. Seni ifade edeyim, sonra sen benim ol. Tamam hadi. Sonunda seni yakaladım Sermiyan. Kim Sermiyan ya? Bu. Yazıklar olsun ya. Sermiyan ne ya? Yakında film falan var mı abi? Tövbe tövbe ya. Sermiyan ne abicim ya? Tövbe tövbe. Sen bana Serenay'ım demedin mi ya? Böyle Serenay mı olur lan? Böyle özel
harekat mı olur? Ne var? Nesini beğenmedin? Çok özel harekat diyenler. Hacı çık dışarı. Amirim demedim. Hacı çık dedim. Demiyorum. Kırmadan çık. Oğlum vallahi çıkamıyorum. Yardım edin. İyi oldu. Sağ ol. Beyler, eve giren çıkana dikkat edin siz de. Aminim biz zaten dikkat ediyorduk. Ama alt komşumuz diye aldık şeye güvendik. Mafya babası çıktı. Ne babası be? Yere batsın erildiriniz. Ne diyor ya? Mafya babası değil, mafya birey diyeceksin. Eğer kadınlara imkan verilseydi çok iyi mafya da olurdu. Yeter artık kadınları dışladığınız. Sen neyin duyarını kasıyorsun ya? Siz neyi alkışladınız mafyayı? Mafya bireyi ne ya? Yürü. Yürü. Alkış aldım. Yürü. Siz de ifadeye gelin. Efendim, geliriz amirim. Anı yaşamak abi. Yani. Acayip anılar biriktirmiyor musun? Allah belanı versin, döverim bak sen. Ya. Ne dedim döverim ya? Oğlum tam ne istersen söyle de yani abicim ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını. Ama dersimi aldım kanka. Komşuluk is dead. Komşuluk is açıkarı. Komşuluk akvat şehre. Komşuluk ölmüş baba. Her dille komşuluk yok yani öyle bir şey. Abi yok. Bundan sonra yok ya. Öldüm dese gitmeyeceksin evet, komşuluğa. Evet. Yok, vallahi yok, yok ya. Rahat ol ya. Dersini yani. Aldın mı? Aynen öyle abi. Yarın da gidelim şeye. Fadenin fade neyse verelim karakolda. Hadi ben yattım. Hüsnü. Feridun, Allah'ını seversen bırak parti parti ya! Bırak içkiyi diyor başkanı! Çok güzel hareket diyenler! Zil diyenler! Vay be! Zil geldi ve Cenan adı güzel. Zile doğru koşuyor skecin yazarı. Çok komikti ya. Yani hacı... Yani dekor bir attı. Gördün mü? Alttan bir şeyler çıktı. Gerçekten sıkıştın bu arada. Gerçekten sıkıştım. Çıkacaktım normalde. Evet çıkıyordun ama normalde. Ben dedim çıkamam diye. Sen yaparsın diye gazladılar. Olmadı. Çok iyi şaka. Vallahi baştan sona kurgusu, finali. Ahmet abi ne diyorsun? Skeçle ilgili. Bence de zil. Zil değil mi abi zil. Yani? En beğendiğin şaka ya da kurgu... Özel hareket zili. Özel harekat, yani. Çok özel harekat diyenler. Ya gerçekten çok güzeldi ya. Mafya birey. Yani olağanüstü yani. Hani şakasıyla, şeyle yazarı olarak Cenan Bey ayrıca tebrik ediyorum. Hani kadının birden mafya babası demeyeceksin, mafya birey diyeceksin. Çok güzeldi abi. Vallahi çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyiciler. Biz geçtiğimiz haftalarda bir kıskançlık belgeseli yazmıştık. Orada da kül kedisi partı vardı. Hatırlayanlar var mı acaba? Sevindim. Biz kül kedisinin devamını yazdık. Yani masalı komple yazdık. Bir dakika dursana ya. Birine sözüm var. Ona söz vermek istiyor. Bir tane mikrofon alabilir miyiz şuraya? Şu Avustralya'dan gelen bir misafirimiz var. Çocuğuna selam söylemek istiyor. Şu tam şuraya. Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Avustralya'dan geliyorsunuz. Evet. Bizim için. Sizin için tabii. Ya yeme bizi abi, Avustralya'dan. Şaka mı? Gerçekten ayın 14'ü ile 17'sinde Almanya'da fuarda olacaktık. Aa. Ve üzüldüm yani gelemiyorum diye. Covid nedeniyle fuarı iptal ettiler. Oh be dedim, o sayede şeye geldim. Oyuna gelmiş oldum.
Ben yine bir gurur duymadım bundan. Yani şu an senin olacak bir işin vardı, o iptal oldu. Ama... Sen de burada zaman geçirmek zorunda kaldın. Ve bizi seçtin gibi bir şey oldu. Bilette de baktım, burada boş yer var. İzliyor muydun abi bizi? İzliyoruz, ailece izliyoruz. Kaç kişi? Kızım. Kim, aile kim? Kızım, oğlum ve eşim. Onlara burada da, kim onlara var? Onlara da buradan selamlar. Hiçbiri yok mu burada? Hiçbiri yok, yalnız geldim. Şu an Avustralya'da... Aynen. Sizi burada izliyorlar, biraz tatları kaçar değil mi? Biz niye yokuz diye. O olacak, yok, söz verdim. Eylül'de yine geleceğiz. İnşallah o zaman... İnşallah bir fuara gelin, iptal olursa buraya gel. Yine. Eylül'de fuar yok, özellikle Türkiye için geliyorum. Hala yalnız bizim için demiyor. Ülke ziyareti, çok güzel. En son bir şey dedim, çocuklarıma selam yollamak istiyordu. Şu kamera, hangi kameraya yollasın abi? Şuraya çocuklara söyle abi. Ne demek istersin? Pişmanlığını da dile getir. Onlar yok şu an, sen buradasın. Tabii, kesinlikle. Hı. Kızım Selin, oğlum Semih. Ve sevgili eşim Sibel. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Hep beraber... Ve siz yoksunuz. Hep beraber... Harika gidiyorsun abi. Ailece seyrettiğimiz, canlı seyretme şansı var. Ama içimde sadece bu sevinç, buruk bir sevinç. Sizler olmadığınız için. Vay be. Tebrik ediyoruz. Her şeyi idare edersiniz siz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Sidney'e selamlar. Sağ ol. Sidney benim selamımı ne yapacaksa. Sütün Sidney diye buradan selam bakalım. Evet, buyur Cemile'ciğim. Evet, Kül Kedisi geliyor. Atakan'la birlikte yazdık. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Canım güvercin. Sen de benim gibi bu evde hapis kaldın. Hadi özgür ol, uç. O kadar fakirim ki gerçek bir güvercinim bile yok. Kız! Kül kedisi! Ne oyalanıyorsun burada? Patatesler soyulmamış, soğanlar doğranmamış, pirinçler ayıklanmamış. Hemen hazırlıyorum şef. Yarım saatin var. Yarım saat içinde bunların hepsi bitmiş olacak. Baloya geç kalacağız. Anneciğim, ben de baloya gelebilir miyim? Baloya sadece ülkenin en güzel kızları gelecek. Senin baloda ne işin var? Prens kendine eş seçecek. Senin ne işin var Südüklü? Bana hakaret ettiniz ama olsun. Ben yine de sizi çok seviyorum. Bu kız tam bir gerizekalı. Olsun. Geri de olsa bir zekam var. Buna da çok şükür. Sus! Sus! Kızlarım nerede kaldı? Geç kalacağız. Kızlar! Kızlar! Gözünü seveyim, şu bacağını azıcık aç. Hiç estetik değilsin abla. Ben açarım da yani dünya buna şu an hazır değil gibi hissediyorum. Performansınız çok güzeldi ablalarım. Kuğu günü balesi mi bu? Ne kuğusu, ne balesi? Ne diyorsun sen be? Allah Allah, şemman be bu. Kız Allah aşkına, bu bir kere türkü bara mı gitmiş ya? Yani nereden bilsin küllük? Şununla uğraşmayın. Sabahtan beri şiştim. Davul gibi oldum. Davul değil de daha çok bateri gibi olmuşsun anne. Nerene vursak ses çıkıyor. Geç kalacağız. Geç kalacağız. Bir eksiğiniz varsa söyleyin, şuna yapsın. He, yok, eksiğim yok da fazlam var. Kız benim şu bıyıklarımı al. Ama daha sabah almıştım abla. Kız saatte bir çıkıyor. Tamam hadi, yolda ben alırım. Şimdi beceremez bu meymenetsiz. Kız bu kadının içine Erol Taş mı kaçtı? Ne oldu ya? Haydi gidelim anne ya. Geç kalıyoruz. Yürüyün. Tamam. Yürüyün. Guatr'ın azacak. Git hadi. Neyse. Belki de baloya gitseydim başıma felaketler gelecekti. Bilemeyiz. Hop, hop, hop. Hülya teyze.
Çılgın Bediş. Pardon, merhaba Çılgın Bediş. Kızım sen gerçekten gerizekalısın. Gülperi ben, Gülperi. O da olur. Hoş geldin Gülperi. Hoş bulduk canım. Bunlar sana o kadar eziyet ediyor, sen hala ben onları seviyorum diyorsun. Ama onlar benim ailem. Ay aman, sen Pollyanna'dan da betersin ya. O bile sıkıntılara dayanamadı. Gık dedi, hastanelik oldu yani. Sen gık demiyorsun ya. Geçmiş olsun, nesi vardı ki? Geçim sıkıntısı. Kocası da askeri ücretle çalışıyordu. Yettiremedi demek. Yalnız o askeri değil, asgari. Yok canım, askeri. Kocası askerdi bunun. Aman, hiçbir şey de anlamıyorsun. Neyse, bunu boş ver. Sen baloya gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Ben baloya gitmeyi çok istiyorum ama... Anması manması yok. Periyim ben, sen söyleyeceksin, ben yapacağım. Şimdi bana bir kabak getir bakayım. Ha, ben bunu biliyorum. Şimdi kabak arabaya dönüşecek. Kuşlar muhafaza, köpek ata falan dönüşecek, değil mi? Hmm, gerizekalı seni. Yok kız, evde yemeğim yok. Akşama dolma yapacağım onun için. Hiç bana bak. Daha hadi çabuk olun, biz saçını başını yapacağız. Bana bak, 12'den önce, anlıyor musun? Biraz gerilik var çünkü. 12'den önce evde olacaksın. Tamam, zaten 12'den önce evde olmazsam eski halime dönüşürüm, değil mi? Ben biliyorum. He gerizekalı, aynen öyle. Bana bak kızım, son otobüsü kaçırırsın, anlıyor musun? Taksi de bulamazsın. Tamam mı? Hadi çabuk ol, yürü. Tamam. Allah'ım ne maymatı ya. Ben bile dayanamayı döveceğim şimdi bunu ya. Ben yine de seni çok sevdim Gülperi teyze. Dikkat, dikkat! Karşınızda 14.5. Hatemoğan. İçeriden kimse yok. Kime haber verdin sen ben geldim diye? Yerin kulağı var. Eğer içeri sessiz girseydik... ...insanlar bunu dedikodu yapabilirlerdi. Kralın borusu ötmüyor derlerdi. İyi düşünmüşsün. Aferin. Evet. Aferin. Bir de çalabilsen neler olacak? İsmet kursuna yazıldım kralım. En yakın zamanda öğreneceğim. Ay İstanbul çalıyorum. İsterseniz biraz sıngırtayım. Lan adını verdim çalma. Sen çalarsın İstanbul'un ahı gider ve ahı kalır. Doğru diyorsunuz kralım. Kusura bakmayın. Bu arada oğlunuz geldi. Oğlunuz Hatemoğlu Robert. İçeri alayım mı? Gönder gelsin. Karşınızda aşksız prens. Yok. Aşksızım yok. Yok baba yok. Yok. Lan oğlum nimetle doğru düzgün oyna. Terbiyesiz insan çocuğu. Ne yok, ne yok? Rüyalarımda gördüğüm o kızı bulamıyorum baba. Yok kız. Lan oğlum sen rüyalarında gördüğün kızı bulacaksın diye bütün ülkenin kadınlarını saraya davet ettik. Ya bütün ülke ne ya? 30 kişi şurada toplasan ya. Allah Allah. Ağa mısın sen? O zaman evlen, evlen çocuğun olsun ki nüfusumuz artsın. Şuraya bak. Bir sürü güzel kız var. Hepsi cillop gibi. Tamam, arada bir... Kasadan çirik meyveler çıkmıyor değil. Ama önemli olan neslimizin devam etmesi. Ya neslimiz böyle devam edecekse soyumuz kurusun bizim ya. Bu neymiş ya? Kız prens de pek bir yakışıklıymış ha. Gidip karakterimi mi tanıtsam ne yapsın? Ay dur gerizekalı. Sakın ha ne o öyle erkek görmemiş gibi? E görmedim. Ablan haklı. Biraz annene özen. Ağırdan sat kendini. Kaçtan mesela?
Ya anne, benim etim ne, budum ne? Bu satsın ağırdan. Senin de bu şişman şakalarından yıldım bıktım artık ha. Yani ben de senin şişman olmandan bıktım. 4 sezondur yapıyoruz, insan bir 250 gram verir yani. Sana da sürekli çirkin şakaları yapıyorlar, sende de bir değişiklik göremedik yani. E ne yapayım? Burnumu mu kaldırayım? Elmacıklarımı mı aldırayım? Kendimi aşağıdan sıkıp gözlerimi mi pörtleteyim? Ne yapayım? Allah böyle yaratmış. Kızlar, susun. Kral bize bakıyor. Anne, şu ameliyatını kurbanın olayım, aksatma ya. Adam buraya bakmıyor bile. Neyse, ben prensin yanına gidiyorum. Esselamu aleyküm prens. Ben çiğ köfteci kızı Evliye. Çiğ köfte hiç sevmem. Aa, ben de. Bak, ortak bir noktamız çıktı. O ne kadar büyük elma. Merhaba. Ben de Evliye'nin kardeşi Safari. Var mısın benimle vahşi bir doğa turuna çıkmaya? Bu ne? Fil. Bu? Hortumu. Estağfirullah. Aslında bundan bir şey çıkabilir. Bence şansını bir dene. Ya baba, sen nasıl bir yokluktasın ya? Bu nasıl bir yokluk Allah aşkına? Yani Allah, yok istemiyorum ben. Asla istemiyorum. İstemiyorum. Ay ne kadar güzel üfledi. Yemin ediyorum buraya bir serinlik geldi ha. Dikkat dikkat! Karşınızda karşıki dağların prensesi geliyor. Bir dakika ya, karşıki dağlar biz hep jenderme diye biliyoruz. Bu Cinderella. Aman Allah'ım. Bu o. Rüyalarımda gördüğüm. Evet. Evet. Ya sana da aşkız prens dedik, sen kafayı yedin iyice. Ya manyak mısın sen, ne diyorsun? Ne oluyor lan? Çekil git lan. Allah Allah, bir de aşkız prens diyor. Prensesim. Prensesim hoş geldin, neredeydin? Ya kusura bakmayın, birazcık geç kaldım. Benzine zam geldiği için Peri beni metrobüse bindirdi. Olsun, geldin ya. Baba, 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 işte evleneceğim kız bu. Eyvallah güzelmiş. Bize tercih ettiği kıza bak Allah sen ya, esmer bile değil. Ele falan gelmez bu, ele gelmez. Bu var ya bu, kürdan bu ya. Bunu aynı yatağa gitsen böyle yorganın altını açarsın, bakarsın. Nerede? Nerede bu kız, nerede? Yemin ediyorum benim moralim yerlerde. Hani sıfır bile değil. Eksilerdeyim yani. Ben gidip biraz hava alacağım canım. Kusarsan ben de saçını falan tutarım. Gel. Kızlar, kızlar, nereye gidiyorsunuz? Gel ben sana sarayı gezdireyim birazcık. Sarayınız çok güzelmiş. Ne kadar buranın kirası? Yani yarın çıksak sahibi 8000'e kiraya verir ama biz eski kiracıyız. O yüzden 2000'e oturuyoruz. Evet, evet. Allah'ın adını verdim dikkatle. Sayın kralım, bu işte bir haksızlık var. Bence benim kızlarıma da bir şans verilmeliydi. Lan oğlum, bu kimdir? Balık Ayhan mı? Akrep Nalan mı? Kim bu? Efendim, ben kendimi tanıtayım. Ben Karpatların Madonna'sı Hacı. Görsek inanmayacağız da görmedik işte. Hoş geldin. Sayın kralım, bence siz çok adaletli bir insana benziyorsunuz. Ben diyorum ki... Ben... Ben diyorum ki, bir şarkı yarışması yapılsın. Kazanan...
ben diyorum ki bir şarkı yarışması yapacağız. Kazanan biraz da eğlensin. Aslında olabilir. Birazcık eğlenme şöleri. Ama baba. Çok konuşma. Evet. Test şarkı yarışması yaparsın. Aşk. Kralım, ben o zaman hemen bir şarkıyla başlıyorum. Kız Safar'a ne söyleyeceksin? Ahrı Dağ'ın eti. Ne şarbını yan bağlama, kurban olayım. Ahrı Dağ'ın... Ne şarbını yan bağlama, kurbanın olayım. Allah'ın adını verdim, ne şarbını yan... Sen ağlama, ben söyleyeyim sen ağlama. Zalim baban seni vermez, zalim baban seni vermez. Oturup da sen ağlama, oturup da sen ağlama. Çok iyi. Vallahi çok, çok güzel söylemişsin. Beni şaşırttın. Evet. Sıra sende prenses. Al. Bakalım ne söyleyecekse artık. Çok kötü. Olacak gibi değil. Yani bir şey söyleyeyim mi? Resmen playback yaptı. Burada adaletsizlik kokuyor. Yani playback değil. Hepsini ağzınla yaptın değil mi hayatım? Vallahi gerçekten yapmış olabilir. Şu ağza bir bak ya. Böyle ağız mı olur? Embe Orkestrası ve Mustafa Ceceli bile sağır buna ha. Yani aslında ben şey yani öyle bir şey... Baba birinci yani belli yani. Vallahi... Ama birinci belli gibi. Ama birinci belli gibi diyor. Allah'ın adını verdim, böyle zıplama lütfen. Böyle zıplama. Oğlum ne istiyorsa olacak, yapacak bir şey yok. Evet, evleniyoruz artık. Kızım ya. Eyvah, saat 12 oldu, benim gitmem lazım. Neden, nereye? Gitme. Ya üzgünüm, gitmem lazım. Ah. Eğer birbirimizi gerçekten seviyorsak kader bizi birleştirir zaten. Gidiyorum. Gitme. Evet. Bir dakika, çok nereye gidiyor kim bilir? Belki de aşığı var, oraya gidiyordur. Sinsirella. Biz ne olursa olsun birbirimizi seveceğiz, gitme. Ya evet, seveceğiz ama mutlaka bir araya geleceğiz, merak etme. Gitme. Kızım, gitmeden şu ayakkabıları alayım. Çıkın. Şu kıyafet de çok güzel. Çık. Dur. Yapmayın ya. Gel buraya, saçını da ben alayım. Saçımı az. Yapmayın. Gel. Yapmayın. Muhafızlar. Muhafızlar. Niye muhafızımız yok bizim? Kız! Kül bastı! Aa! Senin ne işin var burada? Ne işin var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz karşıki dağlar prenses Cinderella'yı nereden tanıyorsunuz? Ya ne karşıki de prens, ne biçim konuşuyorsun? Bizim üvey kardeşimiz bu ya. Kül kedisi, küllük bu. Leç mi? Prensim. Artık gerçek halimi gördün. Ben böyle biriyim. Gitmeme gerek kalmadı. İşin vardıysa git ya. Yani tutma. Ama yani ne olursa olsun kal falan demiştin. Yani burası özgürlükler ülkesi. Hani ben prensim diye kal diye şey olmasın dedim ben değil mi? Yani baskıcı bir rejim çok, değilsin sen çok, çünkü. Çok. Ama ben seni çok sevmiştim. Neden böyle? Ya vallahi ya. Ben anladım seni. Sen benimle evleneceksin. Bunlar da sarayı yiyecek değil mi komple? Ya yok yok baba ya. Bu ne ya? Bunu evlenmem ya. İstemiyorum ya. Bunun var ya Instagram fotoğrafları da filtrelidir ha. Baldızlar. Baldızların var orada. Baldızlar. Bir de şu baldızlara bak. Bu baldız değil, baldır be bu. Allah Allah. Lan sen ne biçim konuşuyorsun? İt! Şuna bak ya. Neyse. Bizim kardeşimiz o be. Sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Sana... Bir tane koyarım sana, görürsün. Şöyle bir koyarım. Bir de böyle vurarım, görürsün.
Sakin ol, sakin ol. Çok sinirlendim. Stres yapma. Sen de bir prens gibi davran, tamam mı? Bir kıza sahip olacağına layık ol, tamam mı? Bu kız... bu kız bu ülkeyi güzelliğiyle kurtarır. Bana ne oluyorsun? kızlarım, siz ne olacaksınız? Ya biz ne olacağız anne ya? Allah aşkına ya. Bize gelmezdi zaten. Başka hayatlar, başka. Elimizi sallasak bir erkeğe çarpar. O da böyle yere düşer zaten. Kusura bakma yiğidim. Gel kaldırayım seni. Allah! Bu nasıl bir güçlü bir şeysin sen kadın? Sizinle tanışmak isterim. Daha sessiz bir yerde konuşmak isterim sizinle. Sakin bir yerde. Olabilir. Sana biraz hayat hikayemden bahsedeyim. 10 yaşında haltere başladım ben. Özür dilerim. Yani ben bir hata yaptım ama dersimi aldım. Hadi gel sana ülkeyi gezdireyim. Çok büyük değil zaten. Tamam. Ben seni affettim. Zaten başka şansım yok. Fakirim. Ne diyorsun Madonna? Seninle bir çay içelim mi? İçelim kralım, buyurun. Geç. Anne, emin misin? Eminim. Eminim diye şuna bak, panzer tekeri gibi sürükleniyor ya. Sarayı senin üstüne yapacağım. Allah cezanı vermesin anne. Ben yine bir başıma kaldım. Benim bu kaderim ne olacak ya? Ağrı dağın eti, eş arbuniyan bağlama. Kurbanın olayım, Allah'ın adını verdim eş arbuniyama. Eş arbuna! Çok zor git diyenler. Zil diyenler. Hacı gülmedin, gerçekten. Hacı çok güzel. Sağ ol. Ama ben de sana dedim. Yani bu kıyafet enteresan bir şekilde Hacı'ya çok yakışıyor. Ben yani bir güzel hayal güzeldir. Ve o kadar iddialaştık. Yani bu skeçte ne olur rica ediyorum gülme dedim. O da dedi ki abi çok büyük bir iddia koyarsan gülmem dedi. Çok büyük bir iddia koymadık. Yine de gülmedin. Atakan güldü. Atakan güldü. Atakan kaç skeç gülmedi. Ama sen bu skeçte gülüyordun. Çünkü bu kıyafeti gülmemek mümkün değil. Bir de iddiaya girmesek ben de Atakan'a neler yapardım da. İşte onları istemiyoruz biz. Yani... tamam, okey. Harçın, neler yapardım derken ne yapacaktın? Hayır yani. Oyun anlamında daha da üstüne giderdim. Ama seninle iddiaya girdik, gitmedim. Gitmedi. Bir dahaki skece. Külkedi Zülçek. Ama yine bir kısmını gördük. Yani kıyafetli ve acımasız abi, yerleri... o da benim... şovum. Şovum. Çok güzel. Şiveli bir kral. Vallahi abi öyle oldu. Nerenin kralı da bilmiyorum. Çok güzeldi gerçekten. Ha, bu arada zil dedik. Skeç'in yazarları kimdi? Cemile ile ben. Cemo. Cemile ile Atakan yazdı ve zile gidiyorlar. Bu güzel skeçle. Bravo. Cemile, senin kıyafet de skeçle ilgili gibi biliyor musun? Öyle mi? Evet, dönem kıyafeti gibi de duruyor. O yüzden dedim yani. Evet Ahmet abi, siz ne dersiniz skeçle ilgili bir kül kedisi? Zil tabii ki. Zil. Ama Hacı'ya yani, biliyorsun bu işlerde sahnede kostüm taşımak çok önemlidir. Evet. İyi taşıdı. İyi taşıdı. Ekstra bir alkışı hak ediyor. Evet. Yani. Ayrıca o iki kız kardeşin de üvey kardeşlerine sahip çıkması çok parlak bir fikir. Güzel yani. Değil mi? Finalde hoşuma gitti. Evet. Hikayenin sonunda üvey kardeşlerine sahip çıkmaları. Evet, o zavallara hep çok kötü bir rol biçilmiştir ya, onu da kırmışlar. Evet. Tebrik ediyoruz. Açık biçime çok yakışmış. Uyarlamadaki en güzel yer hakikaten finaldeki o şey. Bir de hiç sahnede kıyafetin oyuncuyu taşıdığını gördünüz mü? Sanki kıyafet de Hacı'yı taşıyor. Yer yer. Kıyafet de elinden geleni yapıyor tabii yani. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızda.
Efendim şimdiki skecimiz altyapının biliyorsunuz yeni bir altyapı ekibimiz var. Onların ikinci skeci bu. Skeç yazarı Nebi, tabii ki Murat ve Ozan'ın destekleriyle ev adamı geliyor. Şöyle kocaman alkışlarınızla. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oğlum her yer kablo ya. Bunlar acaba elektriği ödeyecekler mi? Ya abicim kaç kere söyledim. Allah Allah, adamlar gelecek dizisini çekecek. Biz de paramıza bakacağız abim benim be. Vallahi bu dizi işi hiç içime sinmiyor Numan. Kız bir de ayakkabılarıyla girmiş. Ya abicim karışma diyorum sana. Allah Allah, 5 dakikayı bitirecekler diyorum sana. Takma kafana. Oğlum bak, dizi 2,5 saatte çekiliyor. 2,5 saate Derya gelir. Bu sefer beni yakalarsa kesinlikle boşar Numan. Ya abicim. Sen 2,5 saatlik dizileri 2,5 saatte çekildiğini mi sanıyorsun ha? Evet. Ya Allah Allah, saçma sapan kurma kafanla. Olsun olsun, 3 saat olsun molayla birlikte. Ya abim adamlar dijitale iş yapıyorlar. Gelecekler, yarım saat falan sürer yani. Rahat ol diyorum sana. Bir şey diyeceğim lan. Ha? Dizide böyle müstehcen, sakıncalı bir şeyler var mıdır ki? Abim, dizinin adı Sıradan Hayatlar. Senin sıradan hayatında müstehcen bir şey var mı? Yok. Gençken müstehcen şeyler vardı. Artık yok. Şimdi hiç mi be? Yani şimdi en fazla müste. Hatta bazı zamanlar müs. Abim benim be. Ben sana şu an neden özelimi anlatıyorum Numan? Abi ben senden böyle bir şey talep etmedim ki. Ne bileyim, bir anda başladı. Doğru, ne bileyim ya. Sıradan Hayatlar dijital platformlarda. Tüm dijital platformlara damgasını vuracak. Evet hocam, yine çok orijinal ve tamamıyla özgün senaryo yazdınız gerçekten. Hocam, sizinle tanıştığım için gerçekten çok şanslı sanıyorum kendimi. Çok da memnun oldum. Gerçekten ailecek takip ediyoruz. Sağ ol yavrum, sağ ol. Siz ciddi misiniz ya? Ya eleştirmenler kopya çekiyor, senaryo çalıyor, bilmem ne diyor ama halk benim özgün senaryomu sahipleniyor. Hayır, hayır, alakası yok. Gerek Kelebeğin Hülyası, gerek Ekşi Ayvalar gerçekten harika. Ama benim en çok bayıldığım Fontele. Fontele mi? Abi vardı ya, hani Hakkari'de ilk defa telefon geliyordu. Hatta şey diyorlardı, Zeki Müren de bizi duyacak mı? Oğlum, o şey değil mi lan? Değil abi, değil. Hocam, evi nasıl buldunuz? Ev harika Numan. Tam bir dar gelirli evi. Kirli perdeler, tozlu yerler, bu rutubet kokusu harika be, tam anlattığın gibiymiş. Hocam ben sizi şaşırtır mıyım? Oğlum sen benim evimi böyle mi anlatıyorsun millete? Abim pazarlamak için ama kurban oldu. Oğlum pazarlamak için övmen gerekir. Sen yerin dibine gömmüşsün. Abi daha ne kadar yerin dibine gireceksin? Kot 2'de oturuyorsun, yapma be. Oğlum biz yine iyiyiz. Muazzez Hanım kot 3'de oturuyor, kadın daha güneş ışığı göremedi. Bunu mu konuşalım şimdi? Dizi çekecek. Hocam hazırız. Evet, hazırsak oyuncularımızı alalım. Oyuncularımızı alalım lütfen. Evet, vallahi bak kamera alalım. Allah. Ne diyeyim? Hadi başlayalım hazırsak. Hocam şunları da asayım. Sıkıntı olmasın sonra. Numan dizide müstehcen bir şey yok dedin. Oğlum dizide yok yok. Abim dijitalden anlamıyorsun, karışma bari. Allah Allah, uyarı onlar, bir şey yok bunda be. İyi bakalım hadi. Hocam hazırız biz. Evet, hazırsak başlayalım. Kamera. Akıyor. 3, 2, 1, oyun. Öpüşerek bakış, plan 1, çekim 1. Öpüşmek ne lan? Abi o kadar mı uzaksın ya? Onunla parası için birlikte olduğunu biliyorum. O bunu biliyor mu? Biliyor. Ben ona seninle paran için birlikteyim dedim. O ne dedi? Sıkıntı yok, parası neyse veririz dedi. Ama bu nasıl olur? Sen gerçek aşka inanmıyor musun? Hala gerçek aşka inanan birileri kaldı mı? Evet, ben inanıyorum. Oğlum benim ya, ben de gerçek aşka inanıyorum. Canım ya. Ama ne yapıyoruz? Hayır hocam, dudaktan yok. Dudaktan öpüşmek yok. Burası mutasip bir aile apartmanı. Camdan görün olur. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ay özür dilerim hocam ya. Ben kadraja girdim herhalde. Oğlum hocam kusura bakmayın. Abicim sen niye kadraja giriyorsun? Gözünü sevdim. Yapma şunu ya. Adamlar işini yapsın. Hocam ben nasıldım? Harikaydın bir tanem. Hocam ben nasıldım? Devam edelim Berfin. Tutkuyla yanış, plan 1, çekim 1.
Tutkuyla yanlış ne demek ya? Abi, abi ne fesatlar gidiyor? Sus. Çok güzelsin Aslı. Küstah. Küstah mı? Sana iltifat ettim. O sana hiç iltifat ediyor mu? İltifat mı? O bana iltifat etmiyor ama en azından iltifat diyebiliyor. Fakat sen yenge bile diyemiyorsun. Çünkü seni seviyorum. Sen bunu en yakın arkadaşına nasıl yaparsın? Hayır! Ah! Yapma! Ama kızım bak şimdi burası da ev ya hani. Yani böyle kahve filan halının üstüne mahvoldu halı. Kestik. Yahu beyefendi, deterjan reklamı mı çekiyoruz burada ya? Hocam, çimen, çamur, kahve, küçü çıkmaz. Numan, şu adamı sahneden al bak. Kusura bakmayın. Abicim, gözünü seveyim, şu kadraja girme. Lütfen temizleyeceğim. Bunları temizleyeceksin. Vallahi temizleyeceğiz ya. Temizleyecek Numan. Evet hocam, buyurun. Hazırız hocam. Evet. Darbeli vuruş, plan bir çekimin. Sen senaryoyu okudun mu Numan? Abi spoiler mı vereyim sana şimdi? Okudum tabii. Evet hocam. Ne yani? Sana olan aşkım senin için bir şey ifade etmiyor mu? Ediyor. Ama eğer zengin olsaydın... Zengin olmak için bir planım var. Para basacağız, para! Hoş geldin Ankara. Hoş geldin Muğla. Hoş bulduk lan profesör. Hoş geldik profesör. Profesör mü? Profesör olduğunu bilmiyordum. Tecili uzatmak için yüksek lisans, doktora, tez derken olay buraya kadar geldi. Profesörün planını harfiyen uyguluyoruz. İspanya Merkez Bankası'nda para basabileceğimizi öğrendiğimizde ben dedim her şeyi alıverin bari. O yüzden kartuş, toner, hatta yazıcı bile aldım. Para basacağız derken bundan mı bahsediyordun? Evet aşkım. Çocuklar, hazırsanız operasyona başlayalım. Ya Allah bismillah. Bir de ben kazmazsınız diye düşünüyorum. Değil mi? Kestik. Ne? Ya beyefendi, niye bölüyorsunuz sahneyi? Hocam biz şirin evlerde oturuyoruz. Buradan İspanya'ya tünel kazmak ne? Sana ne ulan? Sana ne? Hocam biz kazmaya devam ediyoruz mu? Kazmayın. O nasıl kazma tutuş be? Siz hayatınızda hiç kazma tutmadınız mı? Yani... Hocam ben oyuncuyum. Nereden bileyim kazmayı? Berfin, al şunları arkaya götür. Kazma nasıl tutulurmuş öğrensinler. Bu planı sonra çekeceğiz. Hadi. Sizi arkaya alayım ben. Hadi gidelim bari içeride çalışırız. Gelip durun, gelip durun. Oğlum geliyor mu, duruyor mu? Bir karar ver lan. Hadi yürü hadi. Karar verdim, gelip durun. Hocam, ben iyi mi gidiyorum? Harikaydım, bir tanem. Hocam, kaldığımız yerden mi devam ediyoruz? Berfin, devam edelim. Hadi ya. Ortam ısıtış, plan bir, çekim bir. Ortam yeterince ısınmadı mı Numan sence? Bunda bir şey yok abi. Hırsızlık yaparak zengin mi olacaksın? İşini severek yaptıktan sonra ne önemi var? Ama babam, biz suçluyla beraber olmama asla izin vermez. İzin verir. O bizim aşkımızı gördükten sonra anlayışla karşılayacaktır zaten. Doğru aslında. Babam pudra şekeri gibi adam. Ah, babam geliyor. İyi iyi, babası geliyor. Ortalık biraz daha durulur artık. Pardon. Güzeller güzeli kızım. Baba, tanıştırayım. Erdinç. Efendim, öpeyim. Ben Hudar ol yavrum. Orhan baba. Ne alakası var lan? Escobar be. Efendim, kusura bakmayın. Ben karıştırdım herhalde. Sıkıntı yok. Hatasız kul olmaz. Ama bir daha hatanı yakalarsam affetmem söyleyeyim. Numan, bu adam çok tehlikeli gibi. Ben bakamayacağım bu abi, sahneye. Abi, arkanı dön o zaman. Arkanı dön. Arkamı döneyim. Tamam hocam, evet. Baba! İyi ki geldin çünkü ben üşüyorum. Ne? Escobar'ın kızı nasıl üşüyebilir? Nasıl olabilir böyle şey? Neden? 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 Hocam kombiyi açmadım o yüzden olabilir mi? Senin üşümene dayanamam kızım. Senin üşümene dayanamam. Bu yüzden senin için dolarlarımı yakarım. Canım babam. Canım kızım benim. Sen üşüme yeter ki. Evet. Hocam çok iyi gidiyor çok şu an. Çok güzel.
Numan bir şey diyeceğim, bu koku ne? Yok, bir şey yok. Sakın arkanı dönme abim benim. Numan arkamı ben de dönmek istemiyorum ama bu koku beni delirtiyor. Hayır, sonra. hayır bir şey yok. Tahmin ettiğim şey mi Numan? Allah kahretsin. Para yapmak ne ya? Para yapmak ne? Kestik. Ya kardeşim, seni bana sayıda mı verdiler lan? Ha, manyak mısın oğlum sen? Sakin ol. Hocam, kombiyi açmadık diye niye paraları yakıyor? Parayı bana versin, ben kombiyi açayım. Aynı paraya denk geliyor. Hocam, sana ne lan? Sakin ol. Sana ne? Parasını vermedin mi? Tamam. Yakarım da, yıkarım da. Sana ne? Ya, abim yerine geç, ne olursun. Hocam, ben iyi mi gidiyorum hala? Harikasın bir tanem, harika. Hocam, kaldığımız yerden devam mı ediyoruz yine? Sen 3 sayfa ileriden oyna lan. Nasıl olsa sana yetişirler. Geri zekalı. Devam edin. Duvardan duvara vuruş, plan bir, çekim bir. Numan, buna bir yorumun var mı? Söyle bana. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? 139.000 dolar artı KDV artı stopaj. Fiş almazsak ne olur? Efendim, gelişim var. Pazarlık yapmanıza gerek yok. Çünkü biz Ekrem'le birbirimizi seviyoruz. Ekrem mi? Ekrem mi? Budala Ekrem. Kim bilir şimdi nerelerdedir? Burada. Ekrem burada. Hocam. Burada Ekrem. Ne oluyor? Nerede kızım bu Ekrem? Hocam, Ekrem Bey Sadakatsiz dizisine girmiş. Asıl sadakatsizlik bu. Nasıl çekeceğim ben şimdi bu sahneyi? Hocam, gerekirse ben oynarım. Gerekmez. Aman. Bana kıvırcık saçlı, renkli gözlü, dişlerin arası ayrı, eciş bücüş biri lazım ya. Hayati abi. Gerizekalı adam eciş bücüş diyor. Ben eciş bücüş müyüm? Arkadaşlar, ben eciş bücüş müyüm? Ya siz de mi aynı düşünüyorsunuz? Yazıklar olsun size ya. Hayati. Hocam. Sensin ulan o. Ben değilimdir hocam o. Vallahi sensin. Hocam, gözleriniz beni çok korkutuyor şu anda. Star yapacağım lan seni. Yok hocam, ben istemiyorum, yapamam. Abi iyi düşün bak, bu zor zamanlarda çalışmıyorsun, etmiyorsun. Yıldız yapabilirim diyor seni adam. Hocam, ben nasıl olayım yani? Yapamam ki. Siz bana güveniyor musunuz yani rol için? Hayaticiğim. Hocam. Ben sana güvenmez olur muyum hiç? Türk'ün en önemli projesinin başrolünü veriyorum sana yahu. Vallahi mi? Ya, olayım lan o zaman. Olur be. Tamam be. Oluyor lan, ne olacak be? Berfin, alın kızım bunu, hemen ezberini yaptırın. Biraz da makyaj yapın, hemen getirin başlayalım. Hocam, biraz makyaj emin miyiz? Ya, kızım işte kapatıcıyı sürün, gözüm görmesin yahu, hadi. Bana niye gözüm görmesin? Çok heyecanlandım ya. Hocam, ben hala mı iyi gidiyorum peki? Ya sen şahanesin, şahane. Hoca, neyse. Evet hocam, hazırız. Duvardan duvara vuruş. Plan bir, çekim iki. 139.000 dolar artı KDV artı stopaj. Fiş almazsak ne olur? Efendim, bakın baba, bana... pazarlık yapmanıza gerek yok. Çünkü biz Ekrem'le birbirimizi seviyoruz. Ekrem mi? Ekrem, budala Ekrem. Kim bilir şimdi nerelerdedir? Buradayım Aslı. Seni seviyorum. Fakat ben de seni seviyorum Aslı. Ben ikinizi de seviyorum ama arada kaldım. Bir Kolombiya geleneği olarak kızımla evlenecek kişinin hırs, cesaret ve kondisyon gerektiren çok tehlikeli bir oyunu kazanması gerekiyor. Hocam, bana tehlike denmedi arkada. Oynasana abi. Tamam, oyun ne? Oyun ne? Taş, kağıt, makas. Ne bu kadar tribe giriyor ya? Taş, kağıt, makas. Allah, keşke şöyle. Allah. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Taş, kağıt, makas. Allah, taş. Lan yenisini. Al, kağıt. Ay. Kazandım. Aşkım, kazandım. Çok kolay oldu. Ben de yenildim. Tüh be. Ama olsun. Neydi replik? Ölüm yok ya sonunda. Ucunda ölüm yok ya. Bir şey diyeceğim, ucunda ölüm mü var? Gerçekten ölüm mü var acaba ucunda? Oyunu kaybettin. Ölmenin vakti geldi. Ne yapıyorsun? Muazzez Hanım'a hep ses gitti. Lan başlarını bak aslanım bundan. Ölsene.
Kadın şimdi apartmanı ayağa kaldıracak. Abi ölsene gözünü seveyim. Hocam ölmüyor ama ya. Abicim ölsene şuraya. Hocam kuru sıkıyla nasıl öleyim Allah aşkına, sizin aklınız alıyor mu? Lan gerizekalı, gerçek tabancayla mı öldürürüm seni, ölsene. Ölüyor mu o zaman? Allah'ım bu kurşun benim içime nasıl da girdi, beni öldürüyor vallahi. Çok kötü oldum ya. Öldüm. Oldu değil mi ölme? Hadi öl. Öldüm, öldüm. Olacak şey var, olmayacak şey var. Ben şahsen 45 yaşında bir adamım. Bana dedim ki, ben seni Türkiye'nin starı yapacağım. Beni buraya yatırdın, üzerime ketçap sıkıyorsun. Kendimi geçtim. Kendimle alakalı bir şey yok. Ama bu koltuğun daha taksidi bitmedi hocam. Ya hocam, bir tane daha sıkayım mı? Garanti olsun, ölsün bu ya. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz, ver silah kafamı. Hocam, saçmalamayın. Kaç yıllık yönetmen geldi lan ben. Pardon, bu iki usta sizde mi düştü acaba? Oğlum siz mutfakta değil miydiniz? Abi biz içeride karbonat kürek çalışırken fayansa denk geldi, çatladı. Gaz be diyorum, gaz be diyorum. Bina da sağlam değilmiş. Yer yarıldı, içine girmedik hocam. Numan. Numan, benim evimin içinden geçtiler Numan. Ya abim sen demedin mi ama balkonu mutfağa katalım diye? O yüzden şey ettim ben. Gerizekalı, o balkon dediğim şey benim balkonum. Muazzez Hanım'ın balkonu değil. Ya Allah seni kahretsin. Abi sen de senin yüzünden param alamıyorum. Hayati. Ah, buyur. Ne oluyor bu evde ya? Neler olmuyor ki değil mi? Neler olmuyor ki? Kan, ter, gözyaşı, kırbaç, çırt. Ne yapıyorsun Muazzez Hanım? Hayatım kırbaç falan yok. Ha, öbürleri var yani hayatım. Öbürleri var. Yok. Öbürleri yok. Ya ben sana şimdi her şeyi anlatacağım, tamam mı? Bak bu arkadaşlar, bunlar hırsız. Buradan kazmayla İspanya Merkez Bankası'na gidecekler, tamam mı? Bu şey, oyunda kaybedince öldürüyor. Bu zaten Pablo Escobar. Bunu herkes tanıyor. Bunlar da sevgili. Ama kızın gönlü bende. Ne? Hayatım. Ya hemen yükselme. Benim de gönlüm onda. Ya ne diyorsun sen be? Manyak. Ya ben açıklayamıyorum. Boşanalım mı? Ya saçma. Ya çıkar mısınız evimden? Hocam paydos mu? He paydos. Proje iptal oldu lan. Ya. Sanatımın içine ettiniz. Bir daha sizinle çalışmayacağım. Çıkın lan dışarı. Hocam. Burada tutan dünya yapımlarını ucuca ekle, sonra sanat diye millete kakala. Hadi bakalım. Bir açıklama yapmak ister misin Hayati? Yani bunlardan bahsetmeyeyim. Ya hayatım, bu Numan şerefsiz geldi. Dedi ki, abi dedi, sana dedi para kazandıracağım dedi. Ben de sen çalışıyorsun, ben hiçbir şey yapamıyorum diye kabul ettim. Ne yapayım, zoruma gitti ya. Hayatım, hayatım müşterek. Bugün ben çalışırım, yarın sen iş bulana kadar böyle idare edeceğiz. Hem ben sen evi çekip çevirmesen rahatça çalışamam ki. Ya ne bileyim işte, bu Numan şey yaptı, benim kanıma Numan girdi. Numan diyor ya. Hayır, sen Numan'ın yüzünden kaç kere batmadın mı adam? Hayır, ben anlamıyorum. Numan'ın ipiyle inilir mi ya bu ya? Ay. Ben deliyi söylemeyi unuttum. Derya aşkım, geldi. Vay be, çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Oho, ho, ho, ho. Helal olsun. Kim? Yazarı kim arkadaşlar? Nebi, sensin. Nebi zile gidiyor. Hadi, hadi. Ekipçe gidiyorlar. Ve zile gidiyorlar. Çal bari, o kadar gidin. Çok az vurdum. Vur şöyle. Hissettir bize onu, hissettir. Çok güzel arkadaşlar. Ya bu iş hakikaten başka bir yere doğru gidiyor. Yani sahneye o kadar yakıştınız, o kadar güzelsiniz ki.
Yani inşallah işte bu bahsettiğimiz nesilden nesile durumunda sizler çok önemli insanlarsınız ve bunun hakkını sahnede her izlediğimde bir daha anlıyorum, veriyorsunuz sonuna kadar. Şahaneydiniz. Ağzınıza, yüreğinize, provanıza, emeğinize sağlık. Helal olsun arkadaşlar. Vallahi çok zorlu bir mücadeleden geldiniz, yazdınız, eğlendiniz, bir daha şey oldunuz falan ama işte şimdi inşallah yavaş yavaş daha da güzel işler yapacaksınız. Çok güzel hareketler devam ediyor şahane bir şekilde. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hepimiz. Hoş geldiniz. Kırmızılar ne güzel olmuştu bu. Çok yakışmış kırmızı. Gerçekten mi? Bana herkes kırmızıyı çok yakıştırıyor. Yo, ben yakıştırdım şu an. Niye öyle diyorsun? Yani... çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok mutlu oldum kırmızının yakışına. Kırmızıyı seviyorum. Evet. Şimdi sıradaki skecimiz PCR testi için sıraya giren kafası karışık herkes için geliyor. Ya sen böyle bal satıyor gibisin ya şu an. Değil mi? Testi satıyor gibi öyle sabah. Çok güzel. Evet, bir dünya skeci olabilir. Dünya skeci ne ya demek? Ben ya? Abarttım ama biraz ya öyle bir dünya... Dünya derdi. Dünya planlı. Derdi bir skeç geliyor. Evet. Pozitif bir sıra geliyor. Metin ve Batı yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Doktor Bey merhaba. Merhaba. Ben bürokratım. Memnun oldum. Test şartları değişti. Artık sadece COVID testi olmak için gelenlere test yapılacak. Zaten öyle yapıyorduk. Sanki sokaktan adam çevirip test yapıyoruz ya. Yani sokaktan adam çevirmeyin işte. Ya hanımefendi 35 buçuk saattir nöbetteyim lütfen ya. Karşı yakalı mısınız? Ben değilim de o karşı yakalı. Anladım. Ben de karşı yakalayayım. 35,5 dediniz ya, oradan şey yaptım yani ben. Bu arada İzmir'de COVID testine gevrek test diyorlar. Tabii. Hanımefendi ne anlatıyorsunuz ya? Ben nöbetimin bitmesine yarım saat var diyorum. İyisiniz, az kalmış. Ben güncel haberler geldikçe sizi bilgilendireceğim. Çubuksuz günler. Evet, kimler test olmak için gelmişti acaba? Tamam Allah aşkına, el de kaldırabilirdiniz ya. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar test var. Ben sırayla çağıracağım. Mesafemizi koruyalım. Ne oluyor? Ne oluyor ya bu sıraya? Erkan, selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum tanımadın mı beni? Tanıyamadım. Nasıl tanımadın Erkan? Ay, maske var ya, oradan tanımadın. Yo, hala tanıyamıyorum. Oğlum nasıl tanıyamıyorsun ya? Yakup abinin kardeşi Hamdi abi. Aa, Hamdi abi ne yapıyorsun ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Gel bakayım, getir yan abi. Abi öyle olmaz ya. Oğlum olur, getir lan. İyi, o zaman. Oğlum gel. Oğlum çıktı adam gibi sarılalım. Bu ne ya? Abi yasak çıkamıyoruz ya. Ya oğlum ne yasak? Ben negatifim. Gel lan. Negatif sen niye geldin? Yengenle sinemaya gideceğiz. Negatif test olucu lazım. Tam negatifim dedin. Oğlum iki yıldır test olmuyorum. O yüzden negatifim. Sonuç lazım. Abi öyle yapamıyoruz. Test oluyoruz, ben sisteme giriyorum. Oğlum bir şeyler yap, biz tanıdık. Hayatta yapamıyoruz abi, mümkün değil. Yapamıyor musunuz? Yapamıyorum. Abi, abi ne yapıyorsun, maskeni tak ya? Nasıl yapamıyorsunuz ya? Abi nasıl yapamıyorsunuz ya? Yapamıyoruz. Ya memleket bitmiş kardeşim, bu ne? Hani tanıdık iş çözüyordu? Onu çözmedi, bak çözmedi. Çözmedi. Test sonucu geldi. Test sonucu var. Hanımların dikkatine. Test sonucu ayağınıza geldi. Bir şey mi lazım abi? Test sonucu lazım. Ha, negatif. Negatif. Sen kimsin oğlum? Ben kim miyim? Sıkıntı yok, ayarlarız. Abo! Ha. Ne? 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük? Hepsini tane çözerim sana. Oğlum karışık bir tane ver, fark etmez ya. Sana var ya, hamilelik pozitif bile veririm. Aha! Tamam. Baba oluyorum lan! Ha, düş önüme, düş. Erkek mi, kız mı? Bağırma abi, bakarız ona oğlum, ya. Oğlum, süreni sene. Hayırlı günler. Evet teyzeciğim, alalım seni. Ne kadar kalabalık ya. Benim acelem yok yavrum ya. Sen sıradan kalsana. Test olmaya gelmediniz mi? Yok, ben kalabalığı görünce gelip sıra seviyorum be. O zaman sıranın arkasına geçer misiniz?
Oh, sıra sıra. Herkes sıra sıra. Çok iyi. Ne kadar kalabalık ya. Of. Ana öyle ya. Sen kalabalık olduğu zaman sana şey yapamayacağız dinginliğine. Efendim dayı? Ne bu kalabalık olduğu zaman insanı bekliyor. Ondan sonra kimse tanıdığı yok. Anlamıyorum ki. Şimdi çekiyor mu şimdi? Maskeni çekmiyor. Şimdi çekiyor mu? Ya dayı gözünü seveyim. Kapat şu maskeyi. Mesafeni de koru ya. Ha yok ben mesafe sevmeyen bir insanım. Ben samimi bir insanım. Selami ben. Tuğberk. Memnun oldum. Siz de mi pozitif? Yo. Ben pozitif. Ya hayır. Kapat gözünü seveyim şu ağzını ya. Öyle bir şey değil, öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. Ben insan olarak pozitifim. Bak gülüyorum. İnsan olarak pozitif. Ya çatlık deli midir nedir ya? Evet sıradaki gelsin. Pardon, ya, birader nereye ya? Ya abi sadece sonucu göstereceğim ben ya. Sonucu göstereceğim. Ne sonucu ya? Burası Covid testi sırası. Tamam ben de Covid testi sonucumu göstereceğim zaten. Doktor bey burada pozitif yazıyor. Ne demek bu? Ya ne demek olacak? Pozitifsin işte ya. Hemen eve git kendini karantinaya al. Ya ne oluyor hemen? Ne oluyor? Pozitif bir vaka vardı onu bilgilendiriyordum. Ha, yok ben de o bilgilendirme için geldim şu anda. Bütün şartlar tekrar değişti. 7 gün karantinada kalınıyor ama 5. günün şafağında test olunursa ve negatif çıkarsa eğer... Dışarı çıkabiliyorsunuz. Ya yanlış bilgi o. Ya zaten korona morona yok da yani. Hani ikinci gün, 2 gün böyle koltukta oturuyorsun tamam mı evde? Ya bende koltuk yok ne yapacağız? Bende koltuk yok. Evet. Sandalyeye geçersin sen. Tamam sandalyede bir gün otur. Sana bir gün. Ha, sonra... Sonra apartmana çıkabilir mi? Apartmana çıkabilir miyim? Apartmana çıkabilirsin tamam. Apartman serin oluyor çünkü. Bu da böyle bir bilgi. Al bunu ne yaparsan yap şimdi. Apartman serin oluyor. Yanlış bilgilendirme yapmayalım lütfen. Yok yani yanlış ya. Doktor olacak diye. Korona morona. Yok korona ya. Anlayın artık ya. Yok yanlış bilgilendirme olmayabilir. Ben bir teyit edip geleceğim. Evet. Beyefendi siz direkt eve gidin kendinizi karantinaya alın. İyi de ama benim bir şeyim yok yani. Hafif biraz ateşim var, biraz eklem ağrılarım var. Biraz da nefes darlığı şey yaşıyorum. Onun haricinde tat koku gitti ama hiçbir şeyim yok yani. Ya nasıl yok? Sen korona olmuşsun abi. Basmaya sen bizzat koronanın vücut bulmuş halisin. Sen sanıyorsun. Çık git buradan ya. Çift maske kullan. Benim gibi çift maske kullan. Beyefendi aşı oldunuz mu? Evet ben 3. doz aşımı oldum. Heh tamam o zaman çok ağır geçmez. Yalnız birinciyle ikincisini olmadım. Sadece 3.sünü oldum. Sıkıntı olur mu? Ya ne olur tabii ki hemen eve git ya. Allah kahretmesin seni. İyi ben bu testlerle evde kendime test yaparım. İyi günler. Ya sen sabır ver ya Rabbim. Ha zaten korona morona kalmadı oğlum. Korona kalmadı ya. Tabii canım şey yapıyorlar. Stok yapıyorlar şimdi. Stok yapıyorlar. Koronayı stok yapıyorlar şimdi. Zamlansın öyle ondan sonra tekrar piyasaya yayacaklar. Nasıl ya? Tabii. Ha. Bu da böyle bir bilgi. Al bunu ne yaparsan yap. Bilgi saçıyorum şu anda. Saçılıyor bilgi. Bak topla havada hop. Aa bilgi. Allah. Evet, bir kişi daha gelsin lütfen. Ben. Çok kısa, çok kısa. Hemen. Tamam, sıradayız. Kısa kısa dedim ya, kısa ya. Ben evde testimi oldum. Siz bakar mısınız? Nasıl oldunuz? Aa, böyle kulağıma soktum. Buyurun. Hanımefendi, öyle olmaz ama lütfen bunu ben ne yapayım ya? Öyle olmaz, böyle olması lazım. Ne açın yapacağım? Ağzınızı. Ama biraz açın ağzınızı. Hanımefendi, bu oraya nasıl girsin? Biraz aç. Tamam. Şöyle bir şey var. Babam evde kendisi gelemedi. Benim test sonucunu babama yazar mısınız? Yok yapamıyoruz öyle. Ama hasta gelemiyor. Yok gelmesi lazım. Ama birlikte yaşıyoruz yani. Ha babam ha ben. Öyle oluyor ama bazen aynı ortamda bulunan bireylerde bulaşmadığı oluyor. Ha kesin gelmesi lazım diyorsunuz. Kesin gelmesi lazım. Ben bir babamı arayayım o zaman. Kusura bakmayın. Ben de arayabilirsin. Babacığım senin gelmen lazımmış. Ha dur ben bir sorayım. Bir selam dakika. Selam var bunun. diyor ki online test var mı diyor ben öyle çözsem diyor. Yok ne online test diyor? Ha yokmuş ki baba. Yok. Onun zamandaki test sistemini anlatıyor bana. Bu sene TÜBİTAK hazırlamış. Hanımefendi bana ne ya? Bunun muhatabı ben miyim? Allah aşkına sırayı işgal ediyorsunuz. Lütfen çıkar mısınız? Tamam ya. Yok baba yok. Sağlık sistemi çok değişmiş. Her sene değiştiriyorlar zaten. Tamam babacığım. Ya rahat bırakın bu hastaları artık! Bana ne bağırıyor ya? Aslında var ya, kar yağsa mikronu kıracak. O mikronu kıracak. Nasıl? Şaka. Ama kar yağmıyor yani. Neden yağmıyor, neden? Çünkü küresel bir ısınma var yani. Bana da zam geldi mi? Ne? Küresel ısınmaya zam geldi mi? Nasıl ya? Şimdi
Doğalgaz zam geliyor ya. He? O ısınma işte. He? Küresel ısınmaya da o daha fazla. Oh. Daha fazla o bütün küreseli ısıtıyor. Ona zam gelmiş olması lazım. Ona. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? He? Ozonu deleceksin. He. Ozonu deldiğin zaman güneş ışınlarla direkt olarak dünyaya ulaşıyor. He. Öyle olduğu zaman küresel hemen ısınır. He. Ama istemiyor artık. Kim? İstemiyorlar, istemiyorlar. He. Dört büyük aile istemiyor onları. Kim? Benim eniştemlerim, onlar çok büyük aile, aşiret hepsi. He. He. Evet, merhaba. Şey, oyun o tarafa doğru gideceğim de. Maşallah, çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Merhaba. Merhaba. Tahsin amca, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Tahsin amca, yine mi geldin ya? Ama bu sefer kesin pozitifim be. Her gün test oluyorsun. Daha 12 saat önce negatif çıktın. Belki kuluçka dönemine denk geldi. Nereden biliyorsun? Ya illa testlerden birinde çıkardı. Ama benim, bak şimdi. Boram ağrıyor. Boram ağrıyor. Sonra param ağrıyor. Her... Entübe oldum ben. Ha? Entübe benim. Amcacığım yokmuş bir şeyin işte, hadi ya. Sana bir tükürüm görürsün onu. Allah Allah ya. Var bir şeyimiz herhalde ya. Var. Şimdi benim pozitif çıkmam gerekiyor. O niye? Bizim evde çünkü benim kız çok bunalttı, tamam mı? Senin kız? Kupra. Oradan dolayı. Pozitif çıkmam gerekiyor, evde karantinaya gireceğim. Biraz kafa dinleyeceğim, ondan dolayı yani. Ama öyle olmuyor, öyle yapamıyorum. Tahsin amca, kafama göre ben nasıl test yapayım sana? Allah Allah ya! Doktor bey, daha bekleyeceğiz mi burada? Bence ortam şahane, herkes sıra sıra. Doktor bey! Evet, yine ne değişti ya? Şimdi şöyle, benim de kafam çok karıştı. Acaba soru cevap şeklinde mi ilerlesek? O zaman ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir şey sorar mıyım? Sakız Covid'i bozuyor mu? Sakız Covid'i bozar mı? Ya bozmaz. Benim bir tane sorum var. Geçen akşam ben uykudaydım, affedersiniz. Rüyamda koronaydım. Yani testim pozitif çıkar mı? Arkadaşlar tam tersini diyor ama. Doğru, güzel soru. Yok, büyük ihtimalle negatifsiniz. Evet. Hanımefendi, ne diyorsunuz ya? Yani rüyaların tersi çıkar. Yine bir şey değişti. Test artık sözlü olacakmış. Sözlü mü? Biz zaten sözlü yapıyoruz testi. Nasıl? Ağzımıza sokuyor, oradan söylüyorlar ondan sonra. Ağızdan ağza sözlü olmuyor mu? Ağızdan ağza sözlü. Doğru. Ya ne anlatıyorsunuz siz ya? Ya Tahsin amca, sen pozitif misin? Evet kuzum, ben pozitifim. O zaman doğru eve. He. Yok, negatifler evde, pozitifler dışarıda duracak. Ha, o zaman negatifim. Ama yani sen de karar ver, bir öyle bir böyle diyorsun. Cevaplarda kaydırma yaptım. Temaslılar karantinaya girecekmiş, diğer herkes dışarıda kalacakmış. Temaslıyım ben. Ben de temaslıyım. Aa, sen temasın neresindensin? Benim de. Benim baba tarafı temaslı. Aa, ben doğumlu büyüme temaslıyım. Aha. Siz temaslıysanız ben de temaslıyım. Yalnız temaslı olmaz, temaslı doğurur. Temaslı ya, doğurur. Ne oluyor ya? Biri temaslıymış, biri pozitifmiş. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Zaten kafamız allak bullak oldu. Şu işi bir sağlıkçılara bırakın ya. Ya da gelin temaslılar olarak Temaslılar Dayanışma Derneği kuralım. Havayı çekelim, öyle korona geçiyormuş. Güzel, aa, güzel. Nereden geldi bu bilgi? Anasını satayım, içimden geldi. Yoktu bu, içimden geldi. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil dedi seyircimiz. Ahmet abi, siz ne diyorsunuz skeçle ilgili? Zil mi sizce? Çok taze bir skeç olmuş. Çok taze. Bugün değişen kuralları da işleyen bir skeç. Sahnede bir prensip var. Yani günlük hayattan biraz daha komik olması lazım. Ama günlük hayat yeterince komik olduğu için zile gitmez. Ama çok güzel hareket bence. Bravo. Gerçekten şu an işte hani bu sahnede o taze, şu anki konuları işlemek çok önemli. Yani bugün hakikaten bir bilgi geliyor ve çok bence taze ve güzel bir konu işlenmiş. Sadece bu tarz skeçlerde herkes sırayla duruyor, daha kolay yazılabilir duruyor ama herkesin repliğinin reaksiyon alması lazım. Böyle bir dalgalı bir skeçti. Ama böyle bir zile doğru da gitti Metin. Sen mi yazmıştın? Benle Batu yazdık. Senle Batu yazdınız. Çok güzel bir skeçti. Bireysel şakalar, çok iyi şakalar vardı. Temaslıyım ben. Temasın neresinden falan. Güzeldi ya. Güzel bir skeçimizdi. Ahmet abinin dediği gibi çok güzel hareketti.
Evet, sevgili izleyenler, alkışlar bu şahane ekibiyle. Evet, sevgili izleyenler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Alkışlarınız Ahmet Mümtaz Taylan için. Şahane konuğumuz, çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışların en büyüğü bugünkü harika performansları için BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Ve değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar. Teması doğru. 82,5. Oralara girmeyin. Olur, olur, olur ya. En tek siz hepiniz. Tek tek.